Para var dediler, geldik. Para var dedi, hemen koşarak geldi. Başka iş olsa gelmezsin Osman. Yani şimdi. Kaç dolar kopuyor gönlünden Özgür Çetin? Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık yeni nesil bir ödeme teknolojisi FES'ten bahsedeceğim. Bir de hemen bir para gönderimi yapacağız. Bakalım nasıl çalışıyor bu. Fast aslında fast diye okumamız gerekiyor. Çünkü Türkçe bir kelimenin kısaltması. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2-3 ay önce Merkez Bankası bir duyuru yaptı ve FAST, Fast isimli yeni bir ödeme sisteminden bahsetti. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Fonların anlık ve sürekli transferi kelimelerinin baş harflerine oluşuyor. Fast arkadaşlar 7/24 para göndermemizi sağlıyor. Şimdi bugünlerde muhtemelen televizyonda reklamlarını görüyorsunuzdur. İşte o banka, X banka, Y banka işte benimle beraber 7/24 para yollayabilirsin diyor. Aslında bu bankaların değil, Merkez Bankası'nın geliştirdiği, tabii ki bankalarla beraber geliştirilen bir teknoloji. Şimdi normalde neydi? EFT dediğimiz işlem, yani X bankasından Y bankasına para gönderme işlemini biliyorsunuz EFT deniyor. Bunu 7/24 yapamıyorduk. Havale dediğimiz, hani aynı banka arasındaki, yani X banka ile X banka, Y banka ile Y banka arasında para gönderme işlemini 7/24 yaparken ne yazık ki EFT'de böyle bir sıkıntı vardı. İşte bu FAST sistemi bunun önüne geçmek için geliştirildi. 8 Ocak itibariyle kullanıma sunuldu ve 28 Ocak itibariyle para limiti, yani para gönderme limiti 1000 TL'ye çıkartılacak arkadaşlar. Bir süre muhtemelen bu 1000 TL limitiyle para gönderebileceğiz. Daha sonra belki bu rakam da arttırılabilir. Yani bir limit söz konusu, hiçbir reklamda, hiçbir açıklamada duyamayacağınız bir bilgi bu. Şu anda yaklaşık olarak bir 1000 liralık bir limit söz konusu. Bu yeni sistemle beraber aslında birkaç farklı özellik daha hayatımıza girdi. Mesela cep telefonu numaramızı banka hesabımızla eşleştirdiğimiz zaman bana birisi para yollayacağı zaman doğrudan doğruya cep telefonu numarama parayı gönderebiliyor. Böyle bir özellik geldi. Ya da e-posta adresimi eşleştirebiliyorum. İlla cep telefonu numarası olması gerekmiyor. Ya da TC kimlik numaramı da eşleştirebiliyorum. Yani birine artık para transferi yaparken ya da size birisi para yollarken böyle 25 mili, 24 mili çok uzun bir haneli IBAN numarası vermemiz artık şart değil. Sadece telefon numaramızı verirsek de yeterli oluyor. Tabii aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Benim 4 tane bankada hesabım var. Hangisini ben telefonumu tanımlayacağım? Sistem şöyle işliyor arkadaşlar. En son tanımladığınız numara o IBAN'a eşleşmiş oluyor. Yani diyelim ki 4 tane bankanız varsa, 4 bankada daha doğrusu hesabınız varsa, en son hangisini telefonunuzu eşleştirdiyseniz o IBAN numarasıyla telefonunuz eşleşmiş oluyor. Para oraya gidiyor. Kafanız karışmasın. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Birine TC numaranızı eşleştirirsiniz. Diğeriyle telefon numaranızı, bir diğeriyle de e-posta adresinizi eşleştirdiğiniz zaman paralarınızı bu şekilde transfer yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Bende Garanti Bankası hesabı var. Garanti Bankası'ndan Ziraat Bankası hesabı olan sevgili arkadaşımız Osman'a 100 TL göndereceğim. Bakalım anında gidecek mi? Osman! Gelsene telefonla beraber güzel insan. Kaç dolar kopuyor gönlünden Özgür Çetin? Evet arkadaşlar, şimdi Osman geldi, çağırdım. Ben şimdi Garanti Bankası hesabımı açtım. Para var dediler, geldik. Para var dedi, hemen koşarak geldi. Başka iş olsa gelmezsin Osman. Yani şimdi. Şimdi FAST'ın çok önemli bir özelliği var. Anında gidiyor diyor. Bakalım anında gidecek mi, göreceğiz. Şimdi gel sevgili kameramanım. Şöyle paralarımı göreceksiniz gerçi ama ne yapalım artık. Benim İşlemlere de, gidiyoruz. Benim de olmayan paralarımı İşlemlere gidiyoruz. Sıfır, bakın sıfır, şimdi sıfır. Arkadaşlar. Para transferlerine girdik. Şurada görün bakın, kolay adrese transfer diye bir seçenek gelmiş uygulamamıza. Şimdi Osman'cığım sen de göster. Ben kendi telefonumu tanımladım bu hesabıma. Evet. Şimdi kolay adrese transfer diyoruz. Burada bakın cep telefonu, TC kimlik nosu, e-posta, vergi kimlik nosu ve pasaport nosuyla parayı yollayabiliyoruz. Şimdi biz cep telefonunu girelim. Şuraya yapıştıralım Osman'ın numarasını. Doğru mu? Evet doğru. Sonu da doğru değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Osman'a bak hemen geldi bu arada. Evet. İvan hemen geldi arkadaşlar. Şu anda bilgiler doğru yani. 100 TL yollayalım. Hadi gör. Aa, 190. Abo 100 lira diyorum. Osman'a 100 lira gönderiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, 1 bastım. Onay. Onaya geliyoruz. Zaten çıktı yani. Şu an gideceğini görmüş olduk. Onaylıyoruz arkadaşlar. Refresh et bakalım bir. Öyle değil. Bence geri çıkıp evet.
Aha gelmiş. Geldi. Aha vallahi geldi. Saniyesinde geldi. Alayım geri onu ben Osman'cığım. Yo yo. 100 lira geldi. Gitti paramız arkadaşlar. Evet. Fast sistemini test etmiş olduk ve 2 saniye falan sürdü, evet, değil mi? Zaten yazıyordu. Özgür Çetin'den gelen fast ödemesi. Fast ödemesi diye. Fast ödemesi, evet, şeklinde. Söyledik videonun içinde 1000 TL'lik bir limit söz konusu. 28 Ocak'ta itibaren 1000 TL çıkacak limit. Baştan onun da bir çekimini yapalım. Değil mi? 1000 lira nasıl yollar? Tabii tabii. Hep benden gidiyor paralar Osman. Sen yolla onu, senle yapalım o zaman. Hayda. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere fast sistemin nasıl çalıştığını ve paramın nasıl gittiğini Osman'a anlatmış olduk. İnşallah alırız değil mi parayı geri Osman? Öyle bir şey konuşmadık şimdi. Para vereceğim, gel dedin, geldim şimdi, geri verme falan yok. Peki canın sağ olsun. Fast sistemiyle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.